Efendim Haber 40'ın ikinci periyoduna hoş geldiniz yeniden. Çiftçiler, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarım politikasını konuşacağız. Çiftçiler temel sorunları olan kuraklık ve doğrudan gelir desteği konusunda iktidardaki hükümetin tarım politikasını eleştiriyorlar. Üreticiler tarımda tekelleşme olduğunu düşünüyor. Küçük üreticilerin bilinçli olarak yok edildiğini, çiftçiyi dışarıya karşı korumadığını, Güney Kıbrıs'tan örnek gösteriyorlar mesela. Güneyde teşviklerin daha iyi olduğunu, tarımda kullanılan kredi faizlerinin düşük olduğunu belirtiyorlar çiftçiler. Bunun yanında geçiş hükümetinin ve sektörün sıkıntılarını iyi bilen Tarım Eski Bakanı Sami Dayıoğlu Kanal T Haber'e yaptığı özel açıklamada dün ana haber bültenimiz içerisinde vermiştik. Çiftçilerin sorunları ile ödenen teşviklere değinmişti. Hiçbir iş yapmadan para aldığını söylemişti. Denetim şart ifadelerini kullanmıştı ve ayrıca teşvikler Maliye Bakanı'nın iki dudağı arasında olmaması gerek dedi. Geçiş Hükümeti'nin eski Tarım Bakanı Sayın Sami Dayıoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çiftçilerin sorunlarını konuşacağız. Dünkü röportajı da bakacağız ama gündemde şu anda çığ gibi büyüyor yani bu tepkiler. Elektriğe yapılan işte %30'lara varan zam. Alım gücü zaten düşük olan vatandaşı tedirgin ediyor. Bu zam olmalı mıydı diye sormak istiyorum. Fakat bir hatırlatma da yapmak istiyorum. ESEN Başkanı elektrik kurumunu alacaklarının borcundan çok fazla tahsil edilirse burada bir sorun kalmayacak demişti. Yani demek ki o kurumlar tahsil, kurum ve kuruluşlardan tahsil edilmemiş ki halk burada mağdur ediliyor ve biz de bu zamı ödemeyeceğiz diyen bir geniş çevre sivil itaatsizlik yapacaklarını söylüyorlar ve diğer sendikalar da buna destek veriyor. Ama bugün mecliste Maliye Bakanı Zeliha Mungun açıklaması şu yöndeydi. Devlet darbinin hiçbir şekilde Kıp'taki borcu olmadığını ifade etti. Yerel yönetimlerin borcu olduğunu söylemişti. Bunların borç ödemeleri de o kurumların kendi bütçelerine yer alabilir şeklinde konuşmuştu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu zam? Gerekli miydi gerçekten? Evet, ilk önce teşekkürler yeniden bizleri davet ettiğinizden dolayı. Şimdi şöyle diyorlar, ya tabii ki bu zam yapılacak, mazot alınacak ve elektrikli olacağız. Yahut da aksi takdirde mazot alınmayacak ve elektriksiz kalacağız. Her iki şekilde de elektriksiz kalacağız. Yani aynı yola çıkıyor. Evet. Şimdi de zamı yaptınız. Yüzde ortalama olarak çünkü işte kilowatt dilimlerine bakıldığı zaman tabii ki değişik kilowatt dilimleri vardır ama bunun ortalaması alındığında %25 oranında bir zam gelecektir normal bir evde kullanım şekline. Yani örnek verecek olursak normal bir evin aylık olarak gideri 400 TL civarında bir şeyse bu önümüzdeki yani pazartesinden itibaren 500 TL civarında bir rakama tekamül edecektir. Hı hı. Tamam, bunu belli gelirleri olan kişiler ödeyebilir ama dar gelirli kişilerde ne olacak? İşte az önce vurguladığım gibi dar gelirli kişilerin de mazotu almadan elektriksiz kalacağız veya alsak da yine elektriksiz kalacağız. Hı hı. Denklemine eş düşüyor. Bu bağlamda hayır bu şey gereksizdi. Neden gereksizdi? Sayın Maliye Bakanımız Zeren Mungan Bey belediyelerin bu paraları ödemediğini söylüyor ama bunun yanında da tabii ki bazı otellerin, bazı üniversitelerin de ödemediği de vardır. Bunlardan da bahsedilmesi gerekir. Hı hı. Bazı vakıf üniversitelerinin de elektrik borçlarını ödemediği görülmektedir. İşte onların bazı değil, niçin deşifre edilmiyor? Onları şimdi tabii ki Sayın Maliye Bakanı'nın elinde bu veriler vardır. Veyahut da elektrik kurumunun elinde, elektrik yönetiminin elinde bu bilgiler vardır. Kendileri bunları açık açık halka söylemeleri gerekiyor. Bizim dönemimizde 2,5 aylık kısa geçiş hükümeti döneminde biz nasıl her türlü şeye göğüs gererek doğruları yansıtmışsak halkımıza aynı şekilde de
bunlar olacaklardı. Zaten kendileri koymuşlardı reform hükümeti olarak. Tabii ki bugün temsili bir espiritüel bir şey vardı mecliste. Milletvekillerinin bir tanesi bizim partimizin milletvekili. Tabii ki yeşil bir mum yakmıştı. Acaba ben şimdi buradan da halka soruyorum. Acaba çok mu gayret sarf ettiler yeşil şeyli mumla bu arkadaşları hükümete, iktidara getirmekle? Bu muydu alacağımız reform şeyi? Halbuki bize bahşettikleri veyahut da yeşil kitapçıklarda söyledikleri tamamen bunun tersiydi. Şimdi bu bağlamda bu ödemeyi, bu zamı, evet ben de katılıyorum. Sivil toplum örgütlerinin öne sürdükleri eylem türüne aynı şekilde bizler de aynı eylemi götürmek mecburiyetindeyiz. Fakat burada çok önemli bir unsur vardır. Tarım sektörüne geldiğinde ağaç maalesef insanoğlu bundan şey edebilir, bazı özverilerde bulunabilir. Elektriksiz 3 gün, 5 gün, 1 ay kalabilir. Ama maalesef tarım sektöründe, bilhassa sulu tarımda elektriksiz tarım da olmuyor. Maalesef. Bunun nedenden dolayı tarım sektörü... En fazla etkilenecek olan sektör tarım sektörü. Aynen öyle, aynen öyle. Bir baktığımızda tarım sektörüne, bugün yapılmış gazetelerde açıklamalar vardır. Hala bugün tüccar üreticinin kapısını çalmamıştır. Hala bugün ürünün fiyat bedelleri ortaya çıkmamıştır. Hala bugün teşvik primlerinin ne olacağı, ihracat teşvik primlerinin ne olacağı, hala bugün ki ürün piyasaya sürme kıvamına gelmiştir. Hala bugün bunlar ortada yoktur. Şimdi bu bağlamda biz ne nasıl bir hükümet beklerdik ve nasıl bir hükümetle karşı karşıya kalıyoruz? Bu arada elektrik zammıyla birlikte enflasyon tetikleyeceği ve zincirleme zamların da kapıda olduğu görüşleri var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakınız, bugün elektriğin Milletvekili Ersin Tatar'ın elektrik fiyatlarına ilişkin bir açıklaması vardı burada, değerlendirmesi. Elektrik fiyatlarının artık otomatiğe bağlandığını, bunun enflasyonu tetikleyeceğini söyledi. Ve elektrik zammı yüzünden Ocak ayında %4.2 olarak hesaplanan Eşel Mobil'in %6 yükseleceğini bildirdi. Bu da önemli bir açıklama. Tabii ki önemli bir açıklamadır. Sevgili Ersin'in yapmış olduğu bu açıklama doğru bir açıklamadır, tespittir. Ve bu bağlamda az önce sizin de zikrettiğiniz gibi elektrik, hangi yerde elektrik yoktur sorusuna sorduğumuz zaman her yerde elektrik vardır. Bugün ekmek üretiminden tutunuz da diğer her kaldıracın üzerinde, yani her ürünü ürettiğiniz zaman, her ürünü piyasaya sürdüğünüz zaman mutlaka bağlantısında, zincir ekleminde elektrik de söz konusudur. Böyle bir zam olduğunda tabii ki bu tüketiciye yansıyacaktır. Ama tüketiciye yansıdığı zaman da az önce sizin de vurgu yaptığınız gibi maaşlarda herhangi bir artış olmamıştır. Döviz hat safhada fırlamıştır. Bu tüketici nereden kazanacaktır ki bu kadar zamın göğüsleyebilsin veya ödeyebilsin? Bu bağlamda elektriğe yapılan zamın tamamen adil olmadığı, zamanlamanın çok yanlış olduğu. Ben şöyle bir örnekleme bir de vereyim. %25 yerine %50 yapmış olsalardı, şimdi 10 yılda kapatacağımız bu açığı 5 yılda kapatırdık. Daha kolay. %100 yapmış olsalardı daha da kısa süre içerisinde kapatırdık. Yani bunu neden düşünmediler? Şimdi böyle, bunu tabii ki ben mecazi anlamda söylüyorum. Ama çözüm, insan bu gibi veya hükümetler işte bu gibi durumlarda çözüm yolu bulmaya çalışacaklardır. Kolaycılığın üzerinden çözüm bulma çözüm yolu değildir diye düşünüyorum. Evet. Yani gerçekten insanların alım gücü zaten düşük, bir de elektriğe yapılan zam. Çünkü siz az önce hani programa girmeden önce reklam arasında konuşurken bir hesaplama yaptınız. Normal bir ailede artık hani
500 liraya kadar elektrik borcu. Bir de kış önümüz. Tabii. Klima yakıyoruz tabii. Haliyle. Tabii ki de. Bugün düşündüğümüz asgari ücret alan bir kişi. Evet. Eline geçen para 1250 lira. Bunun yarısı elektrik. Bu durum bir zaman sonra eğer bu gerçekten hani zamlar bu şekilde devam ederse ve diğer tetiklenecek olan zamlar olursa. Ki olacak, olacak. Kendi elektriklerini kendisi üretmek zorunda kalacak o zaman. Bireysel elektrik. Tamam, bireysel elektrik üretme de o da bir başlangıç bir maliyeti vardır. Şu önümde bir haber var. Onu da paylaşmak istiyorum. Hem siz hem izleyenlerimiz de. Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir diyor ki tekneyecek güneş enerjisi de çalıştırılabilir. Bu da başka bir alternatif enerji. Tabii ki. Peki o zaman niye yani elimizde böyle bir done varsa, teknoloji varsa tamam külfetli bir iş ama bir kere siz bunu yapacaksınız. Siz tabii bu işleri daha iyi bilirsiniz çünkü işin uzmanısınız aynı zamanda. Şöyle söyleyeyim ama bunun bir başlangıç maliyeti vardır. Mesela bizim dönemimizde aynı zamanda tekneciğin de bu çıkarttığı tabii ki halkımızı zehirleyen oradan çıkan gaz vardır ya onu önlemek amacıyla kullanılan mazotun kalitesinin artırılması yönünde düşüncelerimiz vardı ve bunları da biz öne sürdük ve bunların devamiyeti yönünde bu hükümet de adım atacaktı. Çok güzel de adım attı. Maalesef kaliteyi değil zamı yükselterek bu tüketicilerimizi de çok müşkül durumda bıraktı. Az önce vurguladığınız güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi her iki yönde de enerji elde edilebilir. Fakat bunun bir başlangıç maliyeti vardır. İşte bu başlangıç maliyeti nasıl tarımda bir ileriye dönük proje ne yapacağımız belli değilse ile enerji konusunda ise diğer yönlerden de enerjinin nereden hangi kaynaktan geleceği yönünde de öngörümüz yoktur. Bugün amaç burada sadece zammı yapmakla mı bir amaç vardır? Yoksa bu zammı yaparak halka dönüp denilecek mi günün sonunda? Mecbur kaldık artık özelleştirme yoluna gideceğiz. Ama özelleştirme yoluna da gidildiği zaman bir benim bildiğim kadarıyla benim yaşadığım dünyada ilk önce bir kurumu güçlendirirsiniz, kar oranını yükseltirsiniz, ona göre satışa çıkartırsınız. Ezerek böyle satışa çıkartma veyahut da ezerek özelleştirme yoluna gittiğiniz zaman da o kurumu tamamen sıfırlamaya yönelik bir icraat olarak ikinci adım olarak da biz bunu görmekteyiz. Bu nedenden dolayı da bu yapılan zamdan geri adım atılması, en erken bir zamanda geri adım atılması, Sayın Mungal'ın söylediği gibi de eğer yerel yönetimlerde ise suç, yerel yönetimlerde, üniversitelerde ise üniversitelerde, otellerde ise otellerde onlar için yani elde edilmeyen borçlar için harekette bulunmaları şarttır. Aksi takdirde halkın en kolay halktan çıkış noktası halk olduğundan dolayı halkın üzerine bu şekilde gelinmemelidir diye düşünüyorum ve halkı da bu eylemlere katılmaları için biz de teşvik edeceğiz. Evet. Bir de bu elektrik faturaları gerçekten dengesiz. Örneğin benim bir arkadaşım var. 3 aylığına yurt dışına çıktı ve fahiş oranda elektrik faturası ödedi. Bakın 0 kilowatt olduğu takdirde, 0 kilowatt olduğu takdirde ortalama olarak ya hatam yoksa ya 45 ya 46 lira sayaç parasıdır ve diğer işte KDV'sidir şeyidir eklediği zaman. Bugün Sayın Senderoğlu'nun bir açıklaması vardı. Onu da hatırlatayım. Bunu ben yorumlamanızı istiyorum. Ondan sonra tarım politikalarına geçeceğiz. Dedi ki bugün elektrikteki ücretlendirme ile ilgili bilgi verdi. Sayaçların bazen 28 günde bazen 33 günde okunduğunu, faturalarda aynı miktardaki farkla ilgili bir durum varsa buna baktırabileceklerini, bunun konumda teknik olduğunu kaydetti. Şimdi tamam bunu birinci kısmını yani bazısının 26 günde bazısının 33 günde okunduğunu bunu mantıken kabul etmek pozisyonundayım. Çünkü neden? Mesela bir örnek verecek olursam Güzelyurt bölgesinde uçra köyler vardır. O ilk önce merkezi yerler okunur. Ondan sonra
köylere çıkılır. Köylere çıkıldığında bir gün içerisinde veya birkaç gün aktarılmayla bunu anlayabilirim ben. Hı hı. Ama sayaçlardaki fahiş rakamların bir de esas unsurlarından bir tanesi ise sayaçların kalibrasyon uzun yıllardan beri kalibrasyon olmadıklarından dolayı da olabilmektedir bu. Bu yani sebepten, sayaçları otomatik olarak değiştirmek gerekiyor. Hem değiştirmek hem ama de ama zaten gündemde sayaçların değiştirilmesi akıllı sayaçlar. Akıllı sayaçlar konulmaya başlandı. Hı hı. Bazı bölgelerde de bunun emsalleri vardır. Ama bir genele baktığımızda bu, yani bu ücretlerin sürekli değişmesi, hani faturaya yansıyan şeyin maktu ücret değil mi oluyor? Maktu ücret tabii bunların ki. Bunların yani sürekli değişmesi, dengesizlikler... Hayır, maktu ücretlere değişiklik pek olmuyor. Sadece sayaç okumalarda evet. Esas sorun oluyor. Çünkü bize gelen bazı şikayetler de vardır. Ve vatandaşın en fazla sıkıntı duyduğu sayacın bir ay atıyorum 500 TL civarında bir rakam getirirken ertesi aya aynı miktar, aynı dönem içerisinde ve bilirsiniz yaz döneminde pek elektrik kullanılmıyor. Hı hı. Fakat klimalar dışında veyahut da şimdi şu andaki dönem içerisinde ki klimaya da ihtiyaç yoktur. Tabii. Bu dönemlerde ki ortalama 1-2 ay aynı rakamlar gelmesi gerekirken bu dönemlerde fahiş rakamlar geliyor. Bu da sayacın kendisinden kendisini yok hayır. Bu analog sayaçlarda olabilecek bir şeydir. Okuma hatası diyorsunuz. Okuma hatası da olabilir. Yani bu tabii ki şöyle söyleyeyim. Burada Sayın Senaroğlu'na katılmamak elde değil. Evet, bazı sayaçlar da hata yapabilir. Bunların da gayet doğal olarak itirazını yapmaları gerekir. Evet, efendim gelelim tarım politikasına. Çiftçiler isyanda, doğrudan gelir desteği, kuraklık ödemeleri çok düşük olduğunu söylüyorlar. Evet. İşte eski hükümet de aynıydı, yeni hükümet geldi yine aynı oldu. Değişen hiçbir şey yok, bir fark yok. Bizimle zaten ilgilenmiyorlar diyorlar. Evet. Siz de kısa bir dönemde olsa Tarım Bakanlığı yaptınız. Evet. Ve tabii ki bu sektörün içinden gelen birisiniz. Yakından evet. Gözlemliyorsunuz. Temel sorun nedir burada? Şimdi burada genel ada üzerinde resmi bir tarım politikamız yoktur. Bizim tarıma ayırdığımız bütçeden de bellidir. Bakınız 2014 yılının bütçesinde tarıma ayrılan bütün bütçe içerisindeki yüzdelik oranı %5.72'dir. Avrupa Birliği'nde tarım bütün kendi bütçesinin tarıma ayrılan yüzdelik oranı ise %47'dir. Buradan biz tarıma ne kadar değer verdiğimizi, ne kadar biz ada insanımızın tarım sektöründe kalmasını ve tarımı işlemesini ne kadar istediğimiz de bu yüzdelik oranlarından bellidir. Hı hı. Şimdi biz buna baktığımızda adamızda geçerli olan ve en fazla ülkemize kaynak getiren, döviz bazında kaynak getiren bir üretim sektörü varsa o da narinciyedir. Narinciyenin getirisi ortalama olarak 30 milyon dolar. Şimdi şu anda bu geçtiğimiz yılın rakamlarına göre konuşuyorum. TC elçiliğinin vermiş olduğu rakamlara göre konuşuyorum. Ortalama olarak 30 milyon dolar getiri sağlamaktadır ülkemize. Şimdi biz bu sektöre baktığımızda bu sektöre biz ne veriyoruz? Biz ne veriyoruz? Verdiğimiz zamansız veyahut da zamanında olmayan alekeyfa zamanlarda doğrudan gelir desteği veriyoruz. Alekeyfa ihracat teşvik primi veriyoruz. Alekeyfa mazot desteği veriyoruz. Az önce de programın yani başında... Yani ortada plan program yok. Hiçbir şey. Böyle, şey. Böyle alışılmış ve böyle... Aynen öyle. Gibi. Şimdi bakınız, teşviklere geldiğimizde bunlara ayrılan bütçe geçen yıl 80 bin TL'ydi. Bugün 100 bin TL'dir. Hı hı.
100 bindir. 100 milyondur. Bu bağlamda biz ne kadar artış gösterdik? 20 milyon. 20 milyonu gösterdiğimizde biz nereye vereceğiz bunu sorduğumuzda bu tarım sektörünün içerisindeki hayvancısı olsun, kuru tarımcısı olsun, narinciyecisi olsun ve diğer süt şeyi üretimi olsun, hep bunlara bölüştüreceğiz. Hı hı. Şimdi biz bunu bu çerçevede baktığımızda tarımın neyi getirecek, adaya ne getirisi vardı, ne götürüsü vardır, bunu tam olarak daha bugüne kadar herhangi bir şekilde planlamadık. Bakın bir örnek daha vereyim size, su geliyor. İşte tam da onu söyleyecektim. Elimde sizin bakanlığınız dönemindeki şeyler de var. Diyorsunuz ki yani suyla ilgili hiçbir çalışma yok. Tarım Bakanlığı ülkelerin her yerine bulunan toprağın analizini yaptı. Bu veri elimizde var. Yani veri var ama suyla ilgili çalışma yok. Şimdi, ama su dairesi yetkilileri zaman zaman mesela burada ağırlıyoruz kendilerini. İşte projelerden bahsediyorlar, olacak bu olacak diyorlar ama siz de bunun tam tersini yani... Hayır, şimdi su dairesinin yapmış olduğu çalışmalar doğru çalışmalardır. Orada herhangi bir sıkıntı yoktur. Önemli olan ne üreteceksin ve neyi pazarlayacaksın. Sıkıntı buradadır. Burada program yok. Burada program yoktur. Şimdi mesela ben önümüzdeki 2014 yılının Kasım ayında, Ekim-Kasım ayında su gelecek bu adaya. Bu adaya gelecek olan suyun nasıl dağıtılacağını... Hı hı. Hangi yüzde kaç oranının içme suyu, yüzde kaç oranının sulama suyu olarak nereye verileceğini, kaç yıllığına verileceğini bunu su dairesi gayet güzel bir şekilde projelendirmiştir. Hı hı. Hiçbir sıkıntı yoktur. Yok. Şimdi benim esas sorguladığım şudur. Esas sorguladığımız nokta bu su gelecek, 35 milyon metreküplük bir su gelecek. Bu suyuna biz ne üreteceğiz, hangi piyasa için üreteceğiz ve o piyasada talep edilen nedir? Bunun cevabı yoktur. Buradadır en büyük sıkıntı. Herhangi bir piyasa araştırması yoktur. Tarım dairesinin belli birimlerinin bazı çalışmalar vardır türler üzerinde. Ama bu piyasaya, hangi piyasaya yönelik olarak belirsizdir. Bunların nasıl ihraç edileceği hakkında şimdi şu anda dahi büyük bir belirsizlik vardır. Nedenini de söyleyeyim size. Bakınız, bugün dünyamızda ihracat konteyner bazında olur. Bugün ülkemizde bir konteyner limanımız yoktur. Bir tane vincimiz vardır. Gemi gelir Mersin'den, konteyneri alır, rastgele bozulursa tekrar o gemi geri girer, beklenilir, onarılır ve öyle gelir. Böyle bir çalışma sistemi olamaz. Bugün yani her şeyimiz emanet. Aynen öyle. Geçmişteki mesela sistem neydi? Gemi bazındaydı. Bu da anlaşılır bir sistemiydi. Çünkü neden? Orada siz gemiyi 500 bin tonluk, 1500 tonluk yüklemelerle yollardınız. Bir destinasyona giderdi. Hı. Ve bu destinasyonda ambarlara inerdi mal ve oradan da dağıtım olurdu. Şimdi öyle değildir. Şimdi kapıdan kapıya ihracat şekli vardır. Bu da herkesin kendi bütçesine göre 20 ton olur, 10 ton olur, 40 ton olur veyahut da 5 konteyner, 10 konteyner olur. Hacmine göre sizden talepte bulunur. Siz buna cevap vereceksiniz. Dünyanın şimdiki koşullarına göre ticaret yapmazsanız, üretim yapmazsanız, kaliteli ürünü veya piyasada tercih edilen ürünleri siz üretmezseniz, her zaman için. Ama bu, daha önemlisi belki de hani hep aynı şeyi söylüyoruz ama plan proje yapmaz iseniz, değil mi? Tabii ki. Önemli. Tabii ki onu söylüyorum zaten. Planlaması. Yani bunun bir planlaması. İstediğiniz kadar bir şey üretin ama. Mutlaka bir planlaması olması şarttır. Başlangıç fayda, noktası. Fayda, zarar şeyini, tablosu nedir işte, ne bileyim ne kadar kar getirecek, bunun planlaması yapmadan. Tabii ki.
Bunlar sadece 2 yıllık, 5 yıllık planlar değil. Bu en azından 15-20 yıllık, 30 yıllık planlamadır. Ve efendim, yani bu kadar zor bir şey mi bu planlama? Hayır, hiçbir zaman. Hiçbir zaman zor değildi. Sizin targetlediğiniz piyasalar nedir? Onları ilk önce duyuracaksınız. Onlara göre eğilim yapacaksınız. Değil mi? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Bugünkü koşullara biz baktığımızda mesela hemen yanı başımızda siz bilir misiniz ki Rusya piyasası kaç milyon ton taze meyve çekmektedir? 9.3 milyon ton taze meyve çekmektedir. Bunun 6.7 milyon tonu ise narinciyedir. Narinciye ve türleri. Yani illeri portakal demiyorum, limon demiyorum. Hayır, narinciye türleridir. Şimdi hemen yanı başımızda bulunan böyle bir piyasaya siz bunun yolunu araştıracaksınız. Nasıl girebilirsiniz? Bakın bir başka örnek vereyim size. İran piyasası. İran kendi hacmi içerisinde zaten İran 1 milyon ton narinciye üretmektedir kendisi. Ama Nevruz döneminde, o bayram döneminde narinciye ihtiyacı vardır. Evet. Ve o piyasaya girebilme şansınız vardır. Ama bunu... Ama İran'ın kendi iç piyasası yetiyorsa niye Kıbrıs'tan alsın? Hayır, işte onu söylüyorum. 1 milyon ton üretiyor ama yeterli değil diyorum. Belli bir periyotta siz bu periyotları hava koşullarınızı, iklim şartlarınıza göre piyasaların koşulları vardır. Bir örnek daha vereyim size, bakınız. Bizim ürettiğimiz burada kimileri tarafından King, kimileri tarafından Mandora, aslında değişik üründürler ama şeklen veyahut da gözle baktığınızda hemen hemen aynı göründüklerinden dolayı küçük endüstriyel mandarin türüdür. Clementine türündendir. Şimdi bunun piyasalarda, Avrupa piyasasında 2 haftalık bir boşluğu vardır. Siz işte bu 2 haftayı değerlendireceksiniz. Bu 2 haftada bizim üretimimiz şimdi şu anda beklentilerimize göre ortalama olarak 12-13 bin ton civarında bir mandora veya king üretimimiz olacaktır bu yıl. Bu nedenden dolayı bu 2 hafta içerisinde siz bu rakamı planlı bir şekilde yaptığınız takdirde satabilirsiniz. Geçmişte bir başka daha örnek vereyim. Mesela dünya piyasalarında hemen yan başımızdaki piyasalarda beyaz greyfurtun eksikliği vardır. Şimdi biz ne yaptık geçmişte? Bütün beyaz greyfurtları kestik. Ama şimdi talep vardır. Onların yerine işte ek fidanlar ekerek bunu ekleyeceksiniz. Yani biraz da evet tarım politikası diye şey ederiz. Biz çiftçiler, inanınız ki bir çoğumuz, çiftçilerin genel çoğunluğu Tarım Bakanlığı'ndan daha ileri pozisyonda, daha ileri görüşlerde, daha ileri takip sistemleriyle piyasaları takip etmektedir. Örnekleme verecek olursam, ben bundan 5 yıl önce Finlandiya'ya gitmiştim ve bizi dolaştıran bir hanımefendi vardı. Dedim ya sizin hiç hükümetten bir şikayetiniz, şeyiniz yok mu dedim. Bayan bana şöyle bir cevap verdi. Hayır efendim dedi. Bizim dedi hükümetimizden şikayetimiz yoktur. Çünkü hükümetimiz bizden önce düşünür ne isteyeceğimizi, ne talep edeceğimizi. İşte bu noktada ben tarıma geri dönüyorum. Hükümetler böyle olması gerekir. Evet. Gerek tarımda, gerekse diğer politikalarda üreticiden önce düşünmesi gerekir. Üreticiye yol göstermesi gerekir ve planlı olması gerekir. Şimdi siz dediniz ya az önce suyla ilgili bir çalışma yok dediniz. Üretimiyle. Su geliyor da ne üretileceğiyle ilgili. İşte evet. Bununla ilgili, gelecek suyla ilgili bazı çiftçiler, köylüler tarlasını zorda kaldığı zaman satıyorlarmış. Bazı duyumlar aldım. Yani bu işte gelen suyla ilgili olarak. Sevgili Ferdi Samit Soyer'in söylediği gibi dedikoduyla iş burada yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hakikaten elde kanıtlı bir bilgi yoktur. Yani evet su geliyor da işte
köylüler veyahut da çiftçi arkadaşlar ellerindeki tarlaları yüksek fiyatlara çıkarıyorlar, ediyorlar. Buna istinaden bir belge, bir delil benim şahsen elimde yoktur. O nedenden dolayı da mazur görünmeli. Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bu elinizde delil olur, bilgi olur ve ona göre yorum yaparsınız. Bu eğer varsa, çünkü bu yorum da, yani değerlendirme de Alican Kabakçı'ya ait zaten. Evet. Kendisi evet. Böyle demek ki. Olabilir, sevgili başkanın elinde böyle bir bilgi var. Tarımda o zaman eğer böyleyse tarımda o zaman tekerleşmeyi de beraberine getirmez mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla ben de Sayın Başkan'la da bir televizyon programına çıkmıştım geçen hafta. Orada vurguladığı biraz daha farklı bir şeydir. Orada vurguladığı tarım alanlarının belirlenmesi yönünde bir iddiası vardı. Çünkü neden? Tarım alanları belirlenmediği takdirde biz yatay yapılanma şekline gittiğimizden dolayı ve dikeyi seçmediğimizden dolayı yanı başımızdaki tarım arazileri maalesef yapılanma ve inşaat şeyine, yani sektörüne gidiyor. Bu nedenden dolayı buna istinaden bir yorum yapmışsa %100 de haklıdır. Hı hı. Evet, tarım arazileri belirlenmesi gerekir. Bu tarım arazileri üzerinde atıyorum belirli periyotlarda değişiklik yapmak tarzıyla veya kaydıyla 20-25 yıl, 30 yıllık periyotlarda yaparsınız. Çünkü nasıl yaparsınız? Evet, şehir belli bir hacme gelir. Onun büyümesi gerekir. Belli bir parseli tekrar tarım arazisinden çıkarırsınız. Şehre verirsiniz ve o şekilde yapılabilir. Ama biz ada ülkesi olarak öyle bir toprak zenginliğine haiz değiliz ki yatay bir büyüme yapalım. Bundan sonra artık gerek yerel yönetimler, gerekse diğer hükümetin şeyleri, daireleri dikey büyüme yoluna da veya önünü de açma yoluna gidilmesi şarttır. Ama hemen bunu altını çizerek söyleyeyim. Geçmişte Girne'de yapılmaya çalıştığı şekilde de Girne'nin tam göbeğinde böyle göze batacak şekilde evet, de bir tartışmayı da beraberine yapılaşmayı da söylemiyorum. Evet. Asla onu da ben dahi kabul etmiyorum. Evet. Ha, buna belli bir bölge ayırırsınız. Kesinlikle. Dikey bir yapılaşmaya sokarsınız o bölgede. Ama tabii ki Girne'nin göbeğinde de böyle bir şey veyahut da Lefkoşa'nın surları içinde de böyle bir şeyin yapılması da doğru değil. Kesinlikle. Efendim tabii takdir edersiniz ki üretim sadece hani şeyden, tarımdan ibaret değil. Adada yaşıyoruz haliyle, dört tarafımız denizlerle çevrili. Balıkçılarla ilgili de burada bir izleyicimizin mesajı var. Onu da ben okumak istiyorum. Balıkçıların gelir desteğini versinler. Balıkçılar zor durumda, lütfen gelir desteğini versinler diye bir önerisi olmuş. Daha doğrusu beklentisi aslında. İnşallah balıkçıların sıkıntılarını ben çok iyi derecede biliyorum. Ama balıkçılar içerisinde de bazı sıkıntılar vardır. Kendi kendilerine de biraz düzeltme yapmaları gerekir. Az önce programın başında dediğiniz ya, bir taş koymayan tarlasına bir taş koymayan destek alıyor. Balıkçılar içerisinde de hiç denize sandalını indirmeyen, sadece orada bir sandal tutup da balıkçı vasfını alan birçok kişi vardır. 300 kusur balıkçı vardır. Bunların fiiliyatta hakikaten balıkçı olarak çalışan rakamı yanlışım yoksa 100-150 civarında bir rakama tekamül etmektedir. Hı hı. Geriye kalan diğer yarısı veya diğer kısmı ise herhangi bir balıkçılıkla yakından uzaktan ilgisi olmayan veyahut da bir dönemde tekne indirdi ve o dönemden beri doğrudan gelir yani desteği aldı. Demek ki burada her teknesi olan da balıkçı olmuyor. Olmuyor tabii ki. Ha, buna da mesela bir çare mesela getirmemiz dernek, gerekir. Kurumları da bir istişare içinde olması gerekiyor bir şekilde, değil mi? Onların hani kim balıkçı kim değil. Tabii böyle ki bir ayrım yapılması şarttır. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, yakın sularda avlama,
farklı bir şeydir. Derin denizde avlama tabii farklı bir şeydir. Kafesle avlama farklı bir şeydir ki balıkçılar da... Hepsini fark ediyor mu? Gelir desteği alıyorlar gerçi balıkçılar da. Diyelim ki derin sularda hayır, tuna avcılığıyla yok o şekil o anlamda değil, o anlamda farklı hayır o aldıkları destek hep eşit aynı destektir. Hı-hı. Ama benim söylemek istediğim yani şimdi sığ suda avlayan fakat haftada bir defa çıkıp da balıkçı kimliği altında olan kişiler de vardır. Keyfi balıkçı. Keyfi balıkçı. O da doğrudan gelir desteği alır. Ha bir de yok, ailesini öyle geçindirmek amacıyla bu iş mesleği olan tabii insanlar vardır ki onların helal hakkıdır bu destek. Evet. Bu desteği alma da onlara verilmesi gerekir. Bu bağlamda balıkçılar da reorganize olup bilhassa iskele balıkçılar arasında, Girne ve Alsancak balıkçılar arasında çok yakın dostlarım vardı. Onlar da kendi işlerinde organize olmaları gerekir. Ben kendi 2,5 aylık bakanlık dönemimde bilhassa balıkçıların tabii ki dalga getirir ve şeydeki o liman ağızlarını kumundan kapatır. Onlara da o dönemde bir bu kumu temizlemek amacıyla bir makine getirmiştik. İnşallah kullanıyorlar güle güle. Evet. Fakat programı balıkçılar hemen son bağlayayım. Hemen bağlayayım. Fakat balıkçılar da orkinos balıkçılığını ki bunun rakamsal getirisi ise ortalama olarak 100 milyon dolarlık bir rakam getirisi vardır bunun. Bu işe de el atmaları gerekir. Gemilerini ki bildiğim kadarıyla da TC elçiliğinin de bu konuda bir desteği, bir yardımı vardır. Yardımı vardır. Buna acilen el atmaları gerekir ve bu açık denizlerdeki orkinos balıkçılığının geliştirilmesi adamız için önemli bir unsurdur ve gelir kaynağıdır. Evet. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Hı hı. Önemli olan bizim için bu adamıza gelecek olan suyun iyi derecede kullanılması artı Sayın Senaroğlu bu 5.7'lik yüzdelik oranı bu bütçe içerisinde tarıma çok az bir şeydir. Bunun kavgasını sadece siz bakan olarak değil hep birlikte vermemiz gerekir. Bir de Sayın beni bağışlasın Sayın Munga'nın veyahut da geçmişte Sayın Ersin Tatar'ın iki dudağının arasında doğrudan gelir desteklerinin veya teşviklerin verilmesi değil bunun bir ödeme ajansına devredilmesi ki şimdi şu anda Avrupa'da yapılan sistem, uygulanan sistem budur. Hı hı. Bunların da hayata geçmesi için biz de yardımcı olmaya hazırız. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Değerli izleyenler, programın sonuna geldik. Saat 19'da Ana Haber Bülteni'nde karşınızda olacağım. Fotoğraf karesi, deniz manzarası ve sahili. Her bir noktada taçlanmış 5 yıldızlı otel konforu. Lüks otel odaları.
profesyonel aşçı kadrosuyla taçlanmış, damak tadınıza uygun tat ve lezzetleriyle zengin mutfağı ve denize sıfır restorantı. Acapulco Ocean Spa ile hayatın stresinden arının. Düğün, nişan, toplantı ve konferanslarınız için modern salonlar. Acapulco. Her mevsim sınırsız tatil keyfi için doğru seçim. Kalkplus'tan bir avantaj daha. Motorlu araçlarda seyri sefer ücretlerini Kalkplus ile ödeyin, otomatik iki taksite bölelim. Hem de masrafsız, komisyonsuz. İkiden fazla taksit istiyorsanız hemen 444-5000'i arayın. Kalkplus, her zaman her yerde. Boya. Boyada kale devri. Makinalarınız yüksek voltajdan kaynaklanan üretim kayıplarına karşı güvende mi? Artık güvende. Fabrikanıza Trimbox taktırın, yüksek voltajdan kaynaklanan arızalardan korunun. Trimbox, fabrikanızı korur. Trimbox artık Kıbrıs'ta. Genel dağıtım Züra Yapı İnşaat Şirket Limited. İrtibat telefon 365-66-0, 365-60-01, 0533-866-7007. Güvenle kullanın diye özenle ürettik. Topraklarımızın bereketi, sağlıklı lezzetin sırrı Oba Ayçiçek Yağı. Obaya KKTC distribütörü Interay Trading. Interay Trading bir MTS grup kuruluşudur. Hyundai. New thinking, new possibilities. İnsanlar evlerine karşı hayret verici bir özlem duyarlar. Herkesin tek güvenli sığınağıdır. Geri dönmek için sabırsızlandığı tek yer. Eviniz sizi ne zaman geri dönerseniz kucaklar. O sizi sarar. Hayatınızı kolaylaştırır, rahatlığınızı sağlar. Çünkü eviniz tüm dünya üzerindeki en iyi yerdir. Newpoint'te her şey hazır, yalnız siz eksiksiniz. Sınırlı sayıda, sınırsız prestij. Özmerhan Construction, 444-2012. Depreli Mobilya büyük indirime gidiyor. Fiyatlar iniyor, iniyor, iniyor.
Defteli Mobilya'da Grand köşe takımı 2250 lira değil, 1499 lira. Montreal kanepe 750 lira değil, 469 lira. Viyana oturma grubu 2250 lira değil, 1499 lira. Set köşe takımı 1500 lira değil, 999 lira. Yan kanepe 600 lira değil, 399 lira. Seli kanepe 600 lira değil, 499 lira. Fox köşe takımı 1500 lira değil, 999 lira. Depreli'nin bu büyük kampanyasıyla evini yenilemeyen kalmasın. Depreli Mobilya ile evini baştan başa yenile. Şey çok kolay olacaktı. Kasanızdaki paralar size nasıl ulaşıyor? Her cuma günü öğleden sonra saat 3.30 gibi şubelerimizden toplanan tahsilatlar merkez binamıza getirilir. Güvenlik şefim çantayı teslim alıp bana ulaştırıyor. Ben de tahsilatları sayıp kasaya kilitliyorum. Pazartesi günleri direkt bankaya yatıyoruz. Soygun anını saniye saniye anlat şimdi bana. Saat tam olarak 23.45'ti. Bina giriş kartıyla ön kapıdan girdim. Daha sonra göz taraması yapıp binaya girdim. Teşekkürler. Binanın anahtar şifresini dekarte ettikten sonra yukarıdaki yönetim katına çıktım. Daha sonra kapıdaki parmak taramasına parmağımı vurdum. Ve kasanın bulunduğu odaya girdim. Hırsızlık gerçekleşirken sizler deydiniz. Yurt dışından birkaç misafirimle birlikte bir eğlence mekanındaydım. 23.55'te bizi aramışsınız. Binanıza hırsız girdiği ihbarını siz vermişsiniz. Binanıza hırsız girdiğini siz nasıl anladınız Mehmet Bey? Binamızda zaten olağanüstü güvenlik sistemleri var. Benim odamda özel bir alarm sistemi var. Şirketten her çıktığımda devreye sokuyorum. Birisi odamın kapısını zorlasa bile hemen telefonumun ekranına odamın canlı görüntüleri geliyor. Bu arada hırsızın kimliği belirlendi mi amirim? Nasıl yakalandığını çözebildin mi? He?
Tekno.